değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir salı günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalar düne göre biraz daha sakin. ABD vadeleri hafif arzdayken Uzak Doğu'da Japonya 0.7 artıda ama Hong Kong ve Çin'de %1'in üzerinde eksiler görüyoruz. Aynı şekilde Avrupa borsalarının da DAX'ta 0.7'lik bir eksi var. Kârlar gelmeye başladı. Kârlar tabii ki borsalar için en önemli faktörlerden bir tanesi. Şirketleri onlara göre seçip hangi sektörlere, hangi şirketlere yatırım yapacağımıza karar veriyoruz. Dün Amerika'daki bir takım açıklamalar, banka kârlarındakinden sonra banka CEO'larının önümüzdeki dönemde işe alımları yavaşlatacaklarını söylemeleri, daha sonra piyasalar kapandıktan sonra yine Apple'ın hem işe alımları hem de genel olarak yatırım harcamalarını biraz yavaşlatacağını söylemesi aslında dün iyi başlayan günün yavaşlamasına sebep oldu. Bugün de biraz hafif olarak iştahın azaltmasında global olarak bence bunun etkisi var. Bilanço dönemine giriyoruz. Tamamen makro konulardan şirket spesifik detaylara giriyor olacağız ama tabii ki şirketlerde bize ekonominin ve tüketicilerin genel trendleri hakkında bilgi veriyor olacaklar. Ama şunu biliyoruz ki bu faiz artırım döneminde ne dünyada ne de bizde faizler düşük olmasına rağmen bizdeki sorunlar başka sebeplerden dolayı kredi büyümesinde genel olarak hızlanma olmayacak ve büyük bir ihtimalle ikinci çeyrek karları bir süre için şirket karlarında gördüğümüz yüksek karları görmüş olacağız açıkçası. Şimdi dün biz de güzel bayram sonrası ilk defa güzel bir rally yaşadık. Hisselerde toparlanma oldu. Son bir buçuk ay oldukça zorluydu. Her türlü hem MTI hisselerinde hem de bankacılık hisselerinde. Dün bankacılık hisselerinin ve Tüpraş'ın liderliğinde endeks güzel bir toparlama gösterdi. Şimdi ben bankacılık spesifiğinde konuşmak istersem tabii ki gelecek hafta ilk önce 26'sında Yapı Kredi, daha sonra Akbank ve Garanti karları gelecek. Ben uzun bir süredir ikinci çeyrek karlarının birinci çeyrek karlarından çok daha iyi geleceğini söylüyorum. Zaten bizim senelik kar tahminlerimiz de piyasanın oldukça üzerindeydi tüm sene için. Baktığımızda ben kabaca size Akbank, Garanti ve Yapı Kredi için olan tahminlerimi söyleyebilirim. Şimdi birinci çeyrekte Garanti Bankası 8 milyar 210 milyon kar yapmıştı. Ben ikinci çeyrekte 11 milyar 985 milyon yani %46'lık bir artış bekliyorum. Aynı şekilde Akbank'ta 8 milyar 579'luk bir ilk çeyrek karı var. İkinci çeyrek karının 12 milyar 358 milyon TL civarında olmasını bekliyorum. Yine %44'lük çeyreksel bir kar artışı. Yapı Kredi ise ilk çeyrekte 6 milyar 436 milyon kar açıklarken ikinci çeyrekte ben 10 milyar 388 milyon kar açıklamasını bekliyorum. Diğerlerini tam son dokunuşları yaptıktan sonra bugün yarın onları da paylaşırım ama hep yine hatırlatmakta fayda var. Bizim tercihlerimiz bankacılık açısından hep özel sektör bankaları. Kesinlikle ondan hiç şaşmıyoruz. Akbank, Yapı Kredi ve üçüncü plasa olarak da Garanti Bankası, Yapı Kredi ve üçüncü plasa olarak da Akbank'ın gayet iyi sonuçlar açıklayacağını şimdiden görüyoruz. Dünkü %5'lik yükselişin sebebi de bu. Ama önemli olan bu karlar geldikten sonra ne olacak? Dediğim gibi ben genel makro resmin kar sezonu bittikten sonra tekrar en azından bunun kadar heyecan verici bir çeyrek daha gelmeyeceğini bildiğimiz için daha sonraki dönemlerin biraz daha momentumun yavaş olduğu bir zaman geleceğini düşünüyorum. O yüzden özellikle daha çok trade eden, kısa dönemli fırsatlara bakan müşteriler için de açıkçası bu dönem, şu önümüzdeki 2-3 hafta önemli bir dönem. Ondan sonra tekrar açıkçası ben biraz momentumun yavaşlayacağını düşünüyorum. Çünkü genel olarak bankacılık sektöründe kredilerin yavaşladığını söyleyebilirim. Ama diğer tarafta da tüketicinin harcamalarının yavaşladığı bir dönemden geçiyor olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Piyasalara baktığımızda dün gayet iyi bir toparlama hareketinin geldiğini gördük. Bir tepki alımı küresel piyasalarla paralel olarak devam etti. Endeksin yeni güne hafif pozitif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından 2460 seviyesine doğru yükselişler devam edecektir. 21 günlük ortalama ile 50 günlük ortalama çok yakın noktalarda birbirine. Kabaca biri 2471'de, biri de 2478 seviyesinde. Yani 2475-2480 bandına doğru bir hareketlenme yaşanabilir diye düşünüyoruz kısa vadede. Bu noktayı kırması durumunda ancak endekste yeniden kalıcı yükselişlerden ve bu momentumun devam edeceğinden bahsedebiliriz. Şimdi bilanço sezonu, Batuhan abi de söyledi. Bununla beraber bunu katalist olarak katalizör olacaktır ve muhtemelen bu noktalara ve hatta belki üzerine çıkacağız diye düşünüyoruz. Çünkü bilanço heyecanıyla bazı şirketlerin sonuçlarının iyi gelmesiyle piyasayı sırtlayacaktır. Biraz da tabii şimdi MTI tarafında düzelme oluyor. İşte Brent Petrol 102'lere çıktı tekrar. HRC fiyatlarında diplerden bir toparlama söz konusu. Tüpraş, EREGL gibi endeks üzerinde ağırlığı olan şirketler de yukarı yönlü hareket sergileyince BIST 100 tarafında daha pozitif bir hareketlilik var. Dün bankaların da katıldığını gördük bu hareketlenmeye. İşte Garanti, Yapı Kredi gibi daha çok özel bankalardaki pozitif hareketlilik en azından sonuçlara kadar biraz daha devam eder diye düşünüyoruz kısa vadede, ama onun sonrası da Batuhan abinin dediği gibi daha çok makroya bakılacaktır. Genel olarak pozitif hareketlilik devam eder diye düşünüyoruz. Bunların dışında gözümüze çarpan hisselere bakacak olursak Koç Holding dünkü yükselişlere tepki veremedi. Bugün bu tepki alımı bekliyoruz bu tarafta. Baktığımızda teknik göstergeler aşırı satım bölgesinde, buradan bu bir alım gelmesi durumunda al sinyaller etmeye başlayacaklar ve yukarı yönlü hareketler hızlanacaktır diye düşünüyoruz. Onun dışında neredeyse her gün altını çiziyoruz, söylüyoruz. Havacılık sektörünün rüzgar arkasında değerli yatırımcılar, biliyorsunuz ki dün Türk Hava Yolları'nın liderliğinde yine bir toparlanma hareketi başladı. Türk Hava Yolları, TAV, Pegasus, biz üçününde de alt tavsiyemiz var. Üçünün de mevsimsellik olarak etkisinin iyi olduğunu düşünüyoruz. 2019 seviyelerine, rakamlarına yaklaştığını veya geçtiğini görüyoruz bazı rakamlarda. Bunu da söylemiş olalım. Bu da tabii ki piyasayı destekleyici unsurlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Benim ciltlerim genel olarak bugün bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.